Siyasi bir makale yazmak sadece kişinin kendi görüşünü yazması değildir. Aslında siyasi bir makale yazmak, analitik düşünce yeteneğini ve karmaşık kavramları basit indirgeme yeteneğini becerisini gerektirir. Aslında anlamında daha net bir şekilde ifade etmek için infect doğru cevap oldu. Finally ve consequently, nihayetinde sonuç olarak geniş düşünürsek aynı potaya girer. However ve never deriz. İkisi de B4'tür arkadaşlar. Ama demek geniş düşünürsek aynı potaya girer. Dolayısıyla Adana ve Ceyhan bir tarafa birbirinin aynısı olduğu için bir soruda iki doğru cevap olmaz mantığıyla gider. Bursa'da ve Denizli arkadaşlar diğer tarafa bir soruda iki tane doğru cevap olmaz mantığıyla gider. Evet, kalan Edirne doğru cevaptır. Bir sonraki sorumuzdayız. Aristo birçok alanda çalışma yaptı ama en çok başta özellikle biyoloji, hayvan bilimi, astronomi olmak üzere bilimle ilgileniyordu. Ama en çok derken buradaki bat yapısı arkadaşlar, ama yapısı çelişkiden öte vurgu yapısıdır. Yani birçok alanla ilgili çalışma yaptı ama en çok orayı biraz daha kuvvetlendiriyor. Yani en çok bilimle ilgilendi. Bat'ın B4 grubunun özellikle arkadaşlar bu şekilde kullanımı popülerdir. Bir sonraki sorumuzdayız. Aromaterapi çeşitli faydalı etkileri özellikleri sebebiyle seçilen belirli çiçeklerden ve bitkilerden yağ ve esansların sağlık amacıyla kullanılmasıdır. Evet, seçiliyor. Peki neden dolayı? Çeşitli faydalı etkilerinden dolayı. Denizli doğru cevap arkadaşlar. On account of A2'dir, because of'la eş anlamlıdır. Yaklaşık 100 yıl önce Etiyopya'ya gelen geçmişe gömdü arkadaşlar, simul pas kurtlar. Geçmişe gömdüğü için simul pas fiilin ikinci hali. O dönemden bu yana farklı ve eşine az rastlanan bir canlı türüne dönüştü. Değişti arkadaşlar. Burası da o dönemden bu yana mantığıyla present perfect. Bir sonraki sorumuzdayız. 15. yüzyıldan bu yana sinsi kısım simul pas, diğer taraf present perfect ya da present perfect continuous. İngiltere'de insanlar 15. yüzyıldan bu yana Türkiye ile ilgili kitaplar yazıyorlar. Ancak maalesef kitap sayısındaki artış maalesef kalitedeki artışla eşleşmedi, örtüşmedi. Kalitedeki artış beraberinde getirmedi. Evet, 15. yüzyıldan bu yana kitap sayısı artsa ama kalitesi artmadı derken, yine geçmişten günümüze benzer eşdeğer bir artış olmadı derken arkadaşlar, geçmişten günümüze yine present perfect. Dolayısıyla Denizli doğru cevaplayabilirsin. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda şöyle bir baktığımızda sinsi kısım simul past, diğer taraf present perfect ya da present perfect continuous. Evet. Herne'nin annesini bu kadar rahat ve mutlu gördüğünden bu yana, since he saw his mother looking so relaxed and happy, annesinin bu kadar rahat ve mutlu bir şekilde annesini Herne'nin gördüğünden bu yana haftalar geçti. Sinsi kısım simul past, diğer tarafta present perfect ya da present perfect continuous. 197'deyiz arkadaşlar. İngilizce dil bilgisi yazarlarının, yani gramer hocalarının büyük bir kısmı, İngilizce dil bilgisi yazarlarının büyük bir kısmı öğretmendir. Evet, bu genel bir kodlaması simul present veya geçmişten şu ana kadar böyle olmuştur mantığıyla present perfect. Şu anda Adana ve Bursa ikisi de potada arkadaşlar. Ancak İngilizcenin ilk dil bilgisi kitaplarından bazıları, evet, İlk kitaplardan bahsederken artık modundan sonra güncel simul present ve future'dır. Present ve future olmaz. İlk kitaplar arkadaşlar direkt simul past olur. İlk İngilizce dil bilgisi kitaplarının bazıları oyun yazarı, bilim insanı ve filozoflar gibi insanlar tarafından yazılmıştı. Burada da ilk kitaplar dediği için simul past oldu arkadaşlar. Bursa doğru cevaplayabilirsin. Halk hikayeleri yazılı bir şekilde koruma altına alınmadan önce bu hikayeler aynı ilgi alanına sahip bir grup insanın bir araya geldiğinde
tekrar tekrar anlatılan basit hikayelerdir. Peki yazılı hale gelmeden önce sözlü olarak anlatılan hikayeler derken önce madan önce anlamında before doğru cevap arkadaşlar. Ne zaman onu görsem, whenever I see her, evet ona biraz borç para vermemi benden istiyor. Ne zaman onu görsem anlamında arkadaşlar, ne zaman anlamında whenever doğru cevap. Dağcılık, tırmanış, rakım, yükseklik rahatsızlığından muzdarip olmayan, böyle bir sıkıntısı olmayan, böyle bir rahatsızlığı olmayan, tırmanışlar arasında bile, even bile, beyin hücrelerini öldürebilir. Evet, işin uzmanları arasında bile derken even doğru cevap arkadaşlar.